Birkaç iyi adam. Renkli kıyafetleri, içimizi ısıtan şarkıları, kıpır kıpır kıvrak dansları ve farklı tarzlarıyla 90'lara renk katan özel isimlerden oluşmuş sıcacık bir gruptu onlar. Birkaç iyi adam. 3 yılda dağılıp bambaşka yollarda hayatlarına devam etseler de o kısacık sürede kalıcı izler bıraktı 90'larda çocuk olanlara. Onlar ilklerin takımıydı. Türkiye'de kurulan ilk dans ve vokal grubu. Türkiye'de ilk single çıkartan grup. En çok canlı yayın konuğu olan ve en çok reyting alan grup yine onlardı. Sadece 2 şarkıyla en çok sahnede kalan grup da onlardı. Ayrıca başka bir grup olan Çıtır Kızlar'la ortak albüm yapan ilk vokal grubuydu. Aytunç Bentürk'ün saçları ahenkle dans ederken diğer üyeler de ona uyar ve harika bir şov çıkardı karşımıza. 90'lı yılların efsane ismi Yonca Evcimik'in katkılarıyla kurulan Birkaç İyi Adam grubu çıktığı ilk andan itibaren çok konuşuldu. Şan ve solfej dersleri alarak kendilerini geliştiren bu müzik ve vokal grubun hikayesi 4 kişiyle başladı. Aytunç Bentürk, Murat İnce, Hakan İlban ve Faruk K olarak bilinen Faruk Kurukaya. Grubun her üyesi değerli olsa da Aytunç Bentürk'ün hayatı ayrı bir programın konusu olacak kadar başarılarla dolu. Avrupa dans şampiyonu, ilk hip hop Türkiye şampiyonu, en fazla eğitmen yetiştiren eğitimci, en iyi dans eğitmeni, ilk salsa milli takım antrenörü derken saymakla bitiremeyeceğimiz birçok başarının sahibi Aytunç Bentürk. Neyse, gelelim grubumuzun başlangıç hikayesine. Bu 4 kişilik renkli grup 1996 yılında ilk single'ı Birkaç İyi Adam'ı çıkardığında müzik listelerini alt üst edecek bir başarı yakaladı. Kırmızı ışıkta arabadan inip dans etmeleri, birbirinden gösterişli kıyafetleri ve yüksek voltajlı enerjileriyle milyonların sevgilisi haline geldi. Bu başarının ardından Öpücük isimli ikinci single'a klip çektiler. Hemen ardından gruba daha fazla ivme kazandırmak adına Ogün Özkutlu'yu kendi içlerine katarak sayılarını 5'e çıkardılar. Ogün Özkutlu'nun gruba dahil olmasının ardından Alırım Akılların isimli ikinci albümleri geldi. Birkaç iyi adam 90'lı yılların ikinci yarısına resmen damga vurmuştu. Canlı yayınlar, sahneler, konserler, albümler derken Türkiye'nin en çok konuşulan özel konularından biri oldular. Onlardan yepyeni albümler, bambaşka şarkılar beklerken grup üyelerinden iki tanesinin arka arkaya evlenmesi sonucu bu özel grup birden dağılıverdi. Kimisi eğitmen oldu, kimisi şarkı yapmaya devam etti, kimisi de bambaşka işler yaptı. 9 yaşında dansçı olarak sahneye çıkan Hakan İlban, kariyerine bambaşka bir yön vererek fotoğrafçı oldu. Yaşayan Üsküdar, Yaşamın İçinde Kadın, 40 Göz İstanbul, İfsak 55. Yıl, 33 İstanbul, Fotogen 30. Yıl, Göç, Bale, Tanık Olduklarımız ve Stage gibi bireysel ve ortak projelerde yer aldı. Sürdürmekte olduğu projeleriyle Fotoğraf Sanatı Derneği ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği projeleri içinde fotoğraf üretmeye devam ediyor. Hakan İlban ayrıca ticaretle de uğraşıyor. Faruk Kurukaya ise Faruk K ismiyle albüm çalışmalarına devam etti. Çıkardığı kliplerle ismi müzik listelerinde uzun süre zirvede kaldı. Ardından prodüksiyon işlerine girerek Çizmeli Kedi isimli şirketi kurdu. Daha sonra grup üyelerinden Murat İnce ile bir dans grubu oluşturdu. Güncel olarak müzik çalışmalarına halen devam ediyor. Azar azar, kader bize ne yazar? Bir diğer grup üyesi Ogün Özkutlu ise Almanya'da dans okulunda çalışıyor. Milli karateci Murat İnce ise dans ve spor çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca uzun yıllardır Taksim'de açtığı mekanı işletiyor. Grubun en aktif ve en başarılı üyesi Aytunç Bentürk ise 2020'de Hürriyet'ten Eda Solmaz'a verdiği röportajda grup öncesini ve sonrasını şu şekilde anlattı. 8-9 yaşlarındaydım. Almanya'dan gelen gurbetçilerin sokakta dans ettiği bir dönemdi. Yaptıkları dans ilgimi çekmişti ve popüler olmaya yeni başlayan break dans yapmaya başlamıştım. Türkiye'nin ilk break dansçısı yani b-boylarından biriydim.
yurt dışından filmler ve kasetler getirirdik. Oradaki hareketlerin benzerlerini Türkiye'deki dans yarışmalarında yapmaya çalışırdım. İlk yarışmamda 3. olmuştum ve sonrasında da birincilik geldi. Severek ve isteyerek dans ediyordum. Bu da fark ediliyordu. Aytunç Bentürk, 80'lerde dans edenlerin kötü kişiler olduğuna dair bir ön yargının da olduğunun altını çiziyor ve konuşmasına şöyle devam ediyor. Çünkü Türk filmlerinde kötü adamlar hep dans sahnelerinden ve diskolardan çıkardı. Ama ailem bana dans konusunda her zaman destek oldu. Bu işi düzgün yapmam için beni yönlendirdi. Dans insanları farklı bir dünyaya götürür. Spor ve sanat yapmanızı da sağlar. O zamanlar çok dans eden kişi yoktu. Yonca Evcimik de hem dans edip hem de şarkı söyleyen neredeyse tek sanatçıydı. Onun da öncesi var tabi, Seyyal Tanerler gibi. Ama Yonca yeni bir nesildi ve biz de onun dansçısıydık. Yonca Evcimik, çocuklar size bir kaset yapalım, bir Türk boy band grubu kuralım dedi. Biz de kabul ettik ve bir yıl boyunca şan ve solfej dersleri aldık. İlk kasetin şarkılarını seslendirip koreografisine çalıştık. Rax müzik firması 10.000 adet kaset bastırdı. Yöneticiler 5.000 satışını yapın da bari zarar etmeyelim dedi. Ama iki şarkılık ilk kaset ilk haftada 50.000 adet satışa ulaştı. Sonra acilen ikinci kaseti yaptık. Rax firması da bu performansa çok şaşırdı. Birçok yerde sahne almaya başladık. Hem dans ediyor hem de başkalarının şarkılarını söyleyerek sahnede 1,5 saat geçiriyorduk. Tam güzel paralar kazanma dönemimize gelmiştik ki arkadaşlarımızdan biri ben evleniyorum dedi. Ardından bir diğeri de evlenmeye karar verdi. Diğeri ise tek başına kaset yapmak istedi. Sonrasında da devamı gelmedi ve bu iş bitti. Yonca Evcimik 2020 yılında tekrar birleşmemizi istedi. Ama maalesef pandemi araya girdi. Gruptan Faruk Kağ solo olarak kariyerine devam ediyor. Ogün Özkutlu Almanya'daki dans okulunda yeni öğrenciler yetiştiriyor. Milli karateci olan Murat İnce ise hala sporla ilgileniyor. Hakan İlban ise ticaret yapıyor. 50 yaşındaki Aytunç Bentürk profesyonel olarak danstan hiç kopmadı. Gruptan ayrıldıktan sonra kendi adına dans okulları açtı. Bunun yanı sıra Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nu kurdu. Ünlü dansçıya bir dönem ekranda dans yarışmaları çok fazlaydı. Şu an dans eski popülerliğini kaybetti mi diye sorulduğunda şu cevabı veriyor. 90'larda çok fazla dansçı yoktu. Benim gibi 5-6 kişi dans ediyorduk. Televizyonda çok tercih ediliyorduk. Özel bir proje olduğunda ilk bizi çağırıyorlardı. Bu işi çok seviyorduk. Bu da insanlara yansıyordu. Dansla sevgi kazanmıştık. Ah Kızlar Vah Erkekler diye bir yarışma programı vardı. Televizyonda dansın sevilmesini orası sağladı. Daha sonra Benimle Dans Eder Misin furyası başladı. 2000'lerin ortalarında dans en yüksek ivmesini kazandı. Şimdi yine düşüş zamanındayız. Eskiden 7-8 derginin kapağında beni görürdünüz. Şu dönemde Türkiye'de bir dansçının dergi kapağında olacağını zannetmiyorum. Olursa da iyi sanatçıların yardımıyla. Aslında şu anda yurt dışında herkes dans ediyor. Çünkü yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri. Bu işi profesyonel hale getirmek ve spor olduğunu kabul ettirmek için çok emek harcadık. İlk Türkiye milli takım dansçıları benim okulumdan çıktı. Bu sayede insanlar dansa spor olarak bakmaya başladı. Ama bu meslekte bir gelecek yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dansı profesyonel hobi olarak yapmalısınız. Bu ikinci bir meslek olmalı. Ana meslek olarak ben dansı önermiyorum. Çünkü en ufak bir şey dans sektörünü vuruyor. Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri de biziz. Eskiden dans alt kültür olarak görülürdü. Dans ettiğimiz için sokakta dövülüp saldırıya uğradığımız bile oldu. Dansçıyım demeye bile çekinirdik. Şimdi göğsümü gere gere dans eğitmeniyim ve dans sporcusuyum diyorum. Biz bu kültürü yaratana kadar çok çaba sarf ettik. Ben dans etmeyi aşırı derecede çok seviyorum. Dans ederken tüm sorunlarım ve problemlerimden arınıyorum. Yaptığım işe en önemlisi saygı duyuyorum. Birkaç iyi adam gibi nice grup kısa süreli birlikteliklerinin ardından dağıldı. Birkaç iyi adam da Çıtır Kızlar, Grup Leçin, Kartel ve Kargo gibi dağılan ama akılda kalan gruplardan biri oldu. Ve biz onları her zaman hareketli şarkıları, muhteşem koreografileri ve sıcacık danslarıyla hatırlayacağız.